Sayın milletvekilleri, önerinin gerekçesini açıklamak üzere öneri sahibi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Afyon Karahisar milletvekilimiz Sayın Burcu Köksal aittir. Buyurun Sayın Köksal, süreniz 5 dakika. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün kürsüde pancar tarımıyla geçimini sağlayan 250 bin aile, şeker fabrikalarında istihdam olanağı bulmuş 25 bin şeker işçisi ve bu fabrikalardan ekmek yiyen yüzlerce nakliyeci ve çocuklarına, torunlarına, kendi nesillerine NBŞ denen zehri yedirmek istemeyen milyonlarca yurttaş adına sizlere sesleniyorum. Bu görmüş olduğunuz bitki, bu yurdumun topraklarını seven bitki şeker pancarı. Görüyorum ki AKP grubuna okulda yeteri kadar bu bitkinin faydaları anlatılmamış. Onun için birisine anlatır gibi tane tane önce bu bitkinin faydalarını anlatacağım size. Bu bitki çayımızın şekeri, ağzımızın tadı. Hayatta olmazsa olmazımız doğal şekerin elde edildiği şeker pancarı. Hayvanlarımıza yedirdiğimiz küsbe bu bitkiden elde edilir. Maya sanayinin ham maddesi melas bu bitkiden elde edilir. Toprağın verimini %20 oranında artırır bu bitki. Havaya oksijen verir ve katma değer bakımından endüstri bitkileri içinde ikinci sırada yer alır. Ve yılda yaklaşık 250 bin aile ekmek yer bu bitki sayesinde. Şimdi siz şeker fabrikalarını satarak, onların kapısına kilit vurarak ülke topraklarından bu bitkiyi silmeye, yok etmeye çalışıyorsunuz. Ve bu fabrikalarda çalışan 4000'in üzerindeki şeker emekçisini mağdur etmek istiyorsunuz. Bakın, bu işçiler 2016 yılında Nisan ayında şeker işin almış olduğu kararla bir ay boyunca günde 2 saat fazladan ücretsiz olarak çalıştılar. Niçin? Fabrikaları ayakta kalsın diye. Ve bu işçiler bu fedakarlıklarla fabrikayı ayakta tutmaya çalıştılar. Türkiye genelinde kadrolu işçi sayısı 5178. Geçici işçi sayısı ise 2754. Taşeron işçi sayısı 10.000'in üzerinde. Yani Türkiye'de 25.000, bu toplam 25 şeker fabrikasında 25.000'in üzerinde şeker işçisi ekmek yiyor. Özelleştirmeyle kadrolu işçiler sektör değiştirecek, belki şehir değiştirecek ve çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Geçici işçiler resmen ekmeğinden olacak. Geçici işçi derken hani 5 ay 29 gün çalışan, yılın yarısını işsiz geçiren, emeklilik hakları olmayan emekçilerden söz ediyorum. Güya 9 ay 29 güne çıkardınız onların çalışma süresini ama şeker fabrikalarındaki geçici işçi kardeşlerimiz ne yazık ki bu haktan yararlanamadılar. Taşerona kadro dediniz, şeker fabrikalarındaki taşeron işçilere kadro vermediniz. Onlar bu haktan yararlanamadılar. Ve yine yaklaşık 3 haftadır 22 tane şeker fabrikasını dolaştım. Birebir oradaki şeker emekçileriyle, pancar üreticileriyle ve o şehirde yaşayan yurttaşlarımızla görüştüm. Hepsi Erzurum'dan Kars'a, Afyon Karahisar'dan Elazığ'a, Muş'tan Van Erciş'e, Ağrı'dan Kastamonu'ya, bütün fabrikalarda çalışan işçilerin hepsi özelleştirmeye hayır diyor. Yurttaşlar hayır diyor, pancar üreticileri hayır diyor. Peki kim evet diyor bu özelleşmeyi? Kim istiyor? Amerikan kökenli nişasta bazlı şeker lobisi istiyor. Çünkü Amerika kendi ürettiği nişasta bazlı şeker denen zehri bize yedirmek istiyor. Bakın,
2015'te stoklarımızda 400 bin ton civarında şeker varken siz kalktınız 170 bin ton şeker ithal ettiniz. Niye? İhtiyacımız yokken ithal şekeri niye aldınız? Çünkü müttefikiniz Amerika böyle istedi. Millete ey Amerika diye nutuk atıyorsunuz. Sonra da Amerika ile şeker fabrikalarını sattırmak için el sıkışıyorsunuz. Sonra da gelip burada yerlilikten ve millilikten bahsediyorsunuz. Kusura bakmayın ama kendi fabrikalarını yandaşa yoldaşa peşkeş çekenden yerli ve milli olmaz. Yerli ve milli olmak Amerikan kökenli nişasta bazlı şeker lobisinin karşısında dik durmaktır. Yerli ve milli olmak kendi işçisini, üreticisini, emekçisini, nakliyecisini açsız, işsiz bırakmamaktır. Yerli ve milli olmak NBŞ denen zehirle gelecek nesilleri kansere... Sözlerinizi tamamlamak üzere bir dakika ekstra veriyorum Sayın Köksal, buyurun. Bu NBŞ denen zehir kanser, kısırlık, obezite gibi çok ciddi hastalıklara yol açıyor. Avrupalı bunu tüketmiyor, Amerikalı bunu tüketmiyor. Kotalar çok düşük. Hatta İngiltere ve Fransa'da sıfır. Ama siz Türkiye'de bu zehri bize yedirmek istiyorsunuz. Ve ben de buradan diyorum ki ülkemde, tarlamda, soframda GDO ve NBŞ istemiyorum. Binlerce yurttaşımız, milyonlarca yurttaşımız Türkiye'de aykırıyor. Artık buna bir kulak verin. Bu fabrikalar işçinin alın teri. Bu fabrikalar pancar üreticisinin ekmeği. Bu fabrikalar nakliyecinin kazancı. Bu fabrikalar çocuklarımızın sağlığı. Bu fabrikalar çapacı kadınlarımızın pazar parası. Bu fabrikalar Anadolu'da manifaturacıların, kasabın, bakkalın, manavın veresiyesi. Bu fabrikalar Atatürk'ün, İnönü'nün, Ecevit'in, Özal'ın, Menderes'in bize mirası. Lütfen böyle bakın. Herkesi saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Köksal.